2023 Haziran dönemine ilişkin bir istatistik var elimizde. Finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları baz alındığında 2023 Haziran ayı döneminde en çok borsa kazandırdı. İzleyelim. Bir uyarımız olacak. Haziran ayında en çok borsa kazandırdı. Borsadaki artış rekor kırdı. Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran 2023 dönemine ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Kurum Haziran ayında en yüksek reel getiri sağlayan finansal yatırım aracının biz 100 endeksi olduğunu duyurdu. Aylık en yüksek reel getiri yurt içi üretici fiyat endeksi ile indirgendiğinde 11.10. Tüketici fiyat endeksi ile indirgendiğinde %13.86 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti tüfeyle dolar %13.07, euro %12.58 ve külçe altın %3.95 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağladı. Dün bir arkadaşım sohbet esnasında bana bir soru sordu. Borsa caiz midir diye. Yani ben ilahiyatçı hoca olduğum için falan değil konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Ben de ona bir şeyler soruyorum, o da bana bir şeyler soruyor. Borsa caiz mi? Şimdi arkadaşıma verdiğim cevabı sizlerle de paylaşacağım. Çünkü sizleri de tabii ailemizden e, Irak görmüyoruz. E, çünkü burada çok önemli bir mesele var. Bakın borsa caiz mi? Borsa caiz. Ama yani din alimlerinin söylediğine göre biz kendi kafamıza göre söylemeyiz. Borsa caiz de. Şu caiz değil. Ben bugün alayım. Bu yükselecek muhtemelen. Yarın ben bunu satayım. Oradan oraya atlayayım. Oradan bunu alayım. Altın yükselebilir, düşebilir. Öteki inebilir, çıkabilir. Bu şekilde varlıklarıyla bakın varlıklarıyla kumar oynayanlar için ne borsa caiz? Ne altın alıp satmak caiz? Ne döviz caiz? Buradan da ne olursunuz efendim? Şöyle bir eleştiri e, alabiliriz en yani da önünü tıkayalım. Ya sana ne? Yani sen e, fetva makamsız. Hayır, bu bir fetva değil. Bu bir uyarı. Bu bir tavsiye. Bakın altın ve para piyasaları uzmanı İslam memiş sevgili dostumuzla defalarca bunun programını yaptık ve dedik ki varlıklarınızla kumar oynamayın. Adamın maaşı atıyorum yani 10 bin lira ortalama bir rakam söylüyorum yani şey değil. Kimsenin aldığı maaş baz alarak söylemiyorum. 10 bin lira maaşın 8 bin lirasını kumara yatırıyor. Bakın kumar tırnak içinde. O 8 bin lirasını da bitcoin alıyor, bu borsa alıyor, bilmem ne alıyor. Ondan sonra bir yerlerden tüy aldım diyor, yükselecekmiş diyor. Hiçbir şeyden haberi yok. Finansal okuryazarlığı yok. Bir çakılıyor, bir batıyor. Ondan sonra... Vay efendim ben battım intihar edeceğim. Böyle olaylar yaşandı defalarca. İşte o yüzden diyoruz varlıklarınızı kazancınızı kumara yatırmayın. E peki ne yapacağız? Yatırım denilen şey bu finansal okuryazarlık içerisinde olan bir şey. Yatırım nasıl yapılır? Kendi ailenin iyaşesini bir yere ayırırsın. Aylık geçinmeni bak rejideki arkadaşlar da dikkatle dinlesin bunu. Hepsi genç kardeşlerimiz. Ben duyuyorum bitcoin falan oynayanlar oluyormuş. Kumar gibi böyle. İAŞ'ini bir kenara koyarsın. İşte 10 birimin atıyorum. Bir birimini yatırıma ayırırsın. Yatırım. Gidersin onunla ne alırsan alırsın. Bir şey alırsın. Arsa alırsın, ev alırsın, araba alırsın, altın alırsın, döviz alırsın. Tabii döviz çok e, e, tavsiye etmiyoruz ama bir şey alırsın ve onun miktarını arttırman gerekiyor. Senin paranı değil o yatırdığın bir birimi değil miktarını. Eğer 1 gram altının varsa onu iki gram yapmanın peşine düş. Eğer borsada bir işte lot mu deniyor? Ne, ne deniyor Yusuf? Şey mi deniyor? Ona borsada bir, bir, şey deniyor işte. Ben bir lot muyum? Ondan alırsın o lotu arttır. Ben borsada işte kağıt aldım kağıt yükseldi. O zaman kazanmıyorsun. O kağıttan fazla alırsan kazanıyorsun. Miktarı arttıracaksın. Ve kazancını, iaşeni Kumara yatırmayacaksın bu bir tavsiye uyan olur uymayan olur herkesin kendi bileceği iş e, o yüzden hani meseleyi de fazla dallandırıp budaklandırmak istemeyiz kimsenin de moralini bozmak istemeyiz ama e, dediğimiz gibi ne olursunuz e, kendi kazancınızla kumar oynamayınız efendim.